Merhaba. Sezaryen bebeğin anne karnından alındığı cerrahi bir işlemdir. Ameliyat annenin anestezi almasıyla başlar. Anne ayık olmak isterse bölgesel, istemezse de genel anestezi uygulanır. Bunu takiben cerrah annenin karın bölgesine bir kesi uygular. Kesi yatay bir kesidir ve kasık hizasının 2,5 ila 5 cm üzerine uygulanır. Yatay bir kesinin tercih edilmesinin sebepleri ameliyat sonrası ağrının daha az olması, yaranın daha çabuk iyileşmesi ve ameliyat izinin zamanla karın altındaki çizgiye karışmasıyla estetik açıdan daha iyi bir görünüm elde edilmesidir. Yine de annenin çok kanaması olması ya da bebeğin sağlığından endişe edilmesi durumunda cerrahın acil müdahalesi gerektiği için dikey bir kesi de uygulanabilir. Dikey kesiyi de şu şekilde çizelim. Dikey kesilerde müdahale daha çabuk bir şekilde yapılabilir ve kanama da daha azdır. Kesiden sonra cerrah karın bölgesindeki tüm tabakaları aşıp rahme ulaşmaya çalışır. Ulaşınca da rahme bir kesi uygulayarak bebeği çıkarır. Göbek bağı sabitlenir, kesilir, plasenta çıkarılır ve her şey bittiğinde de rahim ve karın dikilerek kapatılır. Her şeyin yolunda gittiğini varsayarak annelerin çoğunluğunun ameliyattan 3 gün sonra eve dönebildiklerini söyleyebiliriz. Evet bu bilgilerden sonra sezaryene hangi sıklıkla başvurulduğu ve neden tercih edildiği konularına değinelim. Sezaryenle doğum oranı ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Amerika'daki her üç bebekten birinin doğumu sezaryenle gerçekleşiyor. Belki de inanmayacaksınız ama dünyadaki en yüksek sezaryen oranı bu değil. Sezaryenin kime uygulandığı konusuna gelirsek iki gruptan bahsedebiliriz. Birinci grupta sezaryenleri planlı olan anne adayları yer alıyor. Evet, bu anne adayları sezaryen olacaklarını daha önceden biliyorlar. Bazıları doktor yönlendirmesiyle Bazıları ise kendi istekleriyle sezaryen olmayı tercih ediyor olabilir. Yani sonuçta her şey önceden planlanıyor. Diğer grupta ise sezaryeni planlı olmayan ya da acil olarak sezaryene alınan anne adayları var. Evet, dediğim gibi planlı ve plansız sezaryenler diye ikiye ayırabiliriz. Sezaryenler zaman zaman doğumun başlamasından haftalar önce planlanır. Sezaryenin planlanmasının sebepleri arasında annenin geçmişte sezaryenle doğum yapmış olması olabilir. Evet, eğer anne geçmişte sezaryen olduysa yeniden sezaryenle doğurması çok yüksek bir ihtimaldir. İkinci sebep, bebeğin iriliğidir. Bilimsel adıyla fetal makrozomi. Makrozomideki makro, iri, zomi de vücut anlamına geliyor. Bebeğin iri olması normal doğumu zorlaştıracağından sezaryene karar verilebilir. Anne adayının HIV ya da herpes enfeksiyonu mevcutsa, bu enfeksiyonlar bebek doğum kanalından geçerken bebeğe bulaşabileceği için yine sezaryene başvurma nedeni olabilir. Evet, devam edelim. Anne adayı eğer ikiden fazla bebek taşıyorsa ve plasentanın doğum kanalının önünde konumlandığı durum olan plasenta previa teşhisi konmuşsa da sezaryene başvurulabilir. Doğum kanalının bloke olduğu durumlardan bahsederken aynı durum rahim miyomu ya da yanlış kaynamış pelvis çatlağı durumları için de geçerlidir. Bebeğin doğum kanalından geçişini engelleyen tüm durumlarda sezaryene başvurulacaktır. Bir de dediğimiz gibi planlı olmayan sezaryenler var. Bu planlı olmayan grupta her şey normal giderken yani anne normal doğum yaparken birdenbire durumlar değişirse annenin acilen sezaryene alınması gerekebilir plansız ve acil sezaryenin düşünülmesi için anne adayının kasılmalarının yeteri kadar kuvvetli olmaması, doğumun normalden uzun sürmesi, bebeğin oksijensiz kalma ihtimali gibi durumlar değerlendirilir. Söz konusu durumlarda bebeği mümkün olduğu kadar çabuk çıkarabilmek adına acil sezaryen uygulanır. Bunlara ek olarak başka sebepler de olabilir. Annenin leğen kemiğinin dar olması, ve bunun doğum sırasında doğumun yeteri kadar hızlı ilerlememesi sonucu ortaya çıkması, bebeğin pozisyonunun olması gerektiği gibi olmaması, mesela yanlamasına olması, bebeğin çenesi ya da ayaklarının önce gelmesi gibi durumlarda acil sezaryen için birer sebeptir. Bebeğin ve annenin hayatının tehlikede olduğu durumları da unutmayalım. Mesela bebeğin kalp atışları çok yavaşlamış, annenin de kanaması çok fazla olabilir. Bu durumlarda da hemen sezaryene başvurulacaktır. Bu saydıklarım acil sezaryen için en sık rastlanan sebeplerken, sebeplerin bunlarla sınırlı olmadığını da bilmelisiniz. Sezaryende de diğer tüm ameliyatlar gibi bazı komplikasyonlarla karşılaşılabilir. En sık karşılaşılan komplikasyon plasenta adezyon bozuklukları riskinin artmasıdır. Plasenta adezyon bozuklukları plasentanın bağlanmasında meydana gelen bozukluklardır ve gelecekteki yani bu sezaryeni izleyen hamileliklerde ortaya çıkar. Bunun sebebi sezaryenin rahimde yara dokusu bırakması ve bu yara dokusunun da plasentanın bağlanması gerektiği şekilde bağlanmasına engel olmasıdır. Verilebilecek örnekler arasında plasenta previa ya da plasentanın rahme derinlemesine bağlandığı plasenta akreata olabilir. Sezaryeni takip eden hamileliklerde plasenta adezyon bozuklukları riskinin arttığını gördük. Buna ek olarak anestezi sebepli bazı komplikasyonlar da görülebilir ki zaten bu tüm ameliyatlar için geçerli olan bir durumdur. Sezaryen sırasında Mesane, kan damarları ya da bağırsaklar zarar görebilir. Ayrıca sezaryendeki iyileşme süreci normal doğumdan daha uzun sürer. Tüm ameliyatlarda olduğu gibi sezaryende de enfeksiyon riski olduğunu eklememiz lazım. Şimdi de sezaryene özel birkaç durumdan bahsedelim. Sezaryenin bebeklerde solunum problemlerine sebep olduğu düşünülmekte ve bu doğrultuda toplanmış kanıtlar bulunmaktadır. Bebek ölümü riskinin arttığını da not etmek istiyorum. Sezaryende rahmi kesi uygulandığını ve bebek alındıktan sonra bu kesinin dikildiğini bir kere daha tekrarlayalım. Bu kesiler tabii ki tamamen iyileşir. Ancak Sonraki hamileliklerde rahmin doğum sırasında esneyip büyük bir basınçla kasıldığını unutmamalıyız. Ve kesi uygulanan kısım, rahmin geri kalan kısmı kadar kuvvetli olmadığından yırtılabilir. Sezaryenin muhtemel ölümcül risklerinden biri olan rahim yırtılmasında not ediyorum. Rahim yırtılması korkusu daha önce sezaryenle doğurmuş bir kadının sonraki hamileliğinde hangi yöntemle doğurması gerektiği konusunda yüzyıldan uzun zamandır süre gelen tartışmanın da merkezinde yer alır. Evet, bu tıptaki tartışmalı konulardan biridir. Geçmişte sezaryenle doğurmuş hamile bir kadın için 3 seçenek vardır. Planlı sezaryeni tercih edebilir, değil mi? İsteğe bağlı sezaryen olarak not edelim. Normal doğumu tercih edebilir. Bunu da sezaryen sonrası normal doğum denemesi olarak not edelim. Ha, evet, eğer sezaryen sonrası normal doğum denemesi başarıyla sonuçlanırsa bebek normal bir şekilde doğabilir. Deneme başarılı olmazsa da yine acil sezaryene başvurulabilir. İlk doğumunu sezaryenle gerçekleştirmiş hamile bir kadının önünde bulunan 3 seçenek bunlardır. İsteğe bağlı sezaryen ve normal doğumla ya da acil sezaryenle sonuçlanabilecek sezaryen sonrası normal doğum denemesi. 30 yıl önce ilk doğumunu sezaryenle gerçekleştirmiş tüm kadınlara sonraki doğumlarını da sezaryenle yapmaları gerektiği söylenirdi ama az önce bahsettiğim riskli durumlar yüzünden tıp dünyası 80'li yıllarda sezaryenin gerçekten de tek çözüm olup olmadığı konusunu iyice irdelemeye başladı. sezaryen sonrası normal doğum denemesinin başarılı sonuçlanma olasılığı ve sezaryen risklerinin de bu şekilde engellenebileceği düşünülerek daha önce sezaryenle doğurmuş kadınlara bu seçenek de sunulmaya başlandı. Yine de rahim yırtılması riski olan kadınlarda yeniden sezaryen uygulanması neredeyse bir zorunluluktur. Bu arada bir anne adayının hangi kategoride yer aldığını söyleyebilmek için bir kural yok. Anne adaylarını sezaryen sonrası normal doğum denemesi yapabilecek ya da yapamayacak şekilde ayırmak neredeyse imkansızdır. Şu anda her vakanın kendi içinde değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Ama son derece tartışmalı olan bu konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsek, önümüzdeki senelerde belki de bu yaklaşımımızı değiştirebiliriz. Bilim her zaman gelişmeye ve bize yenilikçi bakış açıları sunmaya devam ediyor. Bu videoda sizlere sezaryen hakkında bilgi vermeye çalıştım. Hoşçakalın.